Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex, Fatih Altaylı yorumluyoruz sunar. Fatih Bey selamlar. Selam Ömer'ciğim. Nasılsınız Fatih Bey? İyiyim sağ ol, sen nasılsın? Ben de gayet iyiyim Fatih Bey. Bu haftayı da bitirdik. Evet, Cuma günü, Cuma günü iCrypex'e kapatıyoruz bir kez daha. Bu arada iCrypex'in bu hafta, haftaya galiba değil mi? Ankara'da şey var, kripto semineri var. Ankara Hilton'da haftaya cumartesi. Evet, haftaya 27 Nisan Cumartesi. 27 Nisan Cumartesi günü iCrypex'in e, Ankara Hilton'da e, kripto semineri var. Kripto ilgili merak edilenler, öğrenilmesi istenenleri bu kez de Ankaralılara e, anlatacaklar. E, gitmek isteyen ücretsiz olarak aşağıdaki linkten gidebiliyor. Onu da bir kez daha hatırlatayım. Siz bunu hatırlattıktan sonra Fatih Bey ben hemen sorularıma dönüyorum. Lütfen. Fatih Bey ilk konu sosyal medyada da oldukça konuşuldu. Özellikle bununla başlamak istedim. Onursal adı güzel. Belki siz de görmüşsünüzdür. Gördüm. Eşinin Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandığı söylendi önce. Hı hı. Daha sonra Fatih Portakal da bunu eleştirdi. Akabinde evet. de yalanlandı. Hı hı. Evet. Bir, birincisi siz bu konu hakkında başka bir şey biliyor musunuz? Bir bilginiz var mı? İkincisi Baş, buna ne diyorsunuz? Var. Birincisi böyle bir şey olsaydı eğer son derece ayıp ve terbiyesiz bir şey olurdu. Şimdi e, hep diyorum ya bu CHP için bir sınav e, diye. E, bu seçimli önde kapamış olmak... E, 20 yıllık bir, 20 küsur yıllık bir iktidar partisini ilk kez sandıta geçmek çok önemli. Seçmenin verdiği çok ciddi, kıymetli bir kredi bu. Ama bu krediyi doğru kullanmak, doğru belediyecilik yapmak, doğru yönetim anlayışı sergilemek ve... Hata yapmamak çok daha önemli. Çünkü e, burada yapılacak her doğru genel seçimlere yansıyacak. Burada yapılacak her yanlış yine genel seçimlere yansıyacak. Hep söylüyorum 1989 seçimlerinde benzer bir kredi alan Türkiye'deki Sosyal Demokrat Parti, o günkü Sosyal Demokrat Parti bu krediyi kötü kullanınca ne yazık ki e, sonrasında bir daha iktidar göremeyen bir sol oldu. Ya da iktidar zaten görülmüştü de hani o genel seçim başarısını genel seçime taşıyamadı. Bu kez de aynı hataları yaparsa yine genel seçime bu başarı taşıyamaz diyorduk. Bu hatalardan biri de işte olabilecek hatalardan biri de bu gibi e, atamalar. Şimdi izleyicilerin bir kısmı veyahut da CHP'lerin bir kısmı diye bir kardeşim bunun tillahını zaten AKP yıllardır yapıyor. Biz bir tane atamışız çok mu? Kardeşim AKP bunun tillahını yaptığı için zaten biz bu AKP'yi eleştiriyoruz yıllardan beri. Liyakattense sadakat, liyakattense e, benden olsun taştan olsun esprisinden dolayı AKP'yi eleştiriyoruz. O yüzden CHP'nin böyle bir şeyler yapmaması lazım. Veyahut da muhalif partilerin, AK Parti'yi eleştiren partinin AK Parti'nin hatalarını tekrarlaması, tekrarlanması lazım. AK Parti yap, AK Parti'nin yapıyor olması bunu legal ve yapılabilir ve ahlaki kılmıyor. Yapanları ahlaksız kılar sadece böyle şeyler. Bunu bir kere bir söyleyelim en başta. Peki Onursal adı güzelin eşi bu göreve atanmış mı? Senin de söylediğin gibi dün Sözcü TV'nin yayınından sonra bu bayağı bir konuşuldu, bayağı bir mevzu oldu ve daha sonra da yalanlandı. Yalanlayan da Osman Bey'di. Yani e, şey, Çekmeköy Belediyesi'ne yeni, yeni kazanan başkanıydı yalan yandan. Ben izle sosyal önce normal medyada gördüm bunu. Sonra sosyal medyada daha çok izledim. Ve kafam karıştı. Acaba hangisi? Fatih Portakal'ın söylediğimi. Fatih Portakal diyor ki, Böyle bir şey olması rezilliktir diyor. Sonra işte bunun onun sözünden yola çıkarak sanki bu gerçekmiş gibi e, algılandı. Şu yüzden gerçekmiş gibi algılandı. Fatih Portakal dedi ki, belediye başkanı dedi ki ne var canım atanmasında son derece bu göreve layık biri deyince sanı, sanıldı ki atanmış gibi. Sonra da yalanlanınca böyle bir atama yok diye ben de olayı kaynağından öğrenmek için Onursal adı Adıgüzel'i aradım. Dedi ki, Onursal Bey. Böyle bir şey var mı, atandı mı? Onursal Bey de bütün açıklığıyla bana konuyu anlattı. Dedi ki birincisi böyle bir şey yok dedi. Bunu bir kere söyleyeyim dedi. Böyle bir atama söz konusu değil dedi. Peki dedi nereden çıkıyor bu? Ateş olmayan yerden genellikle duman çıktığı pek görülmemiştir. Arada bir çıkar ama enderdir. Dedi ki ben size anlatayım durumu dedi. Onursal Bey'in eşi daha Onursal Bey'le evlenmeden önce, ha, Onursal Bey'le tanışmadan da önce Ataşehir Belediyesi'nde sosyal Şuraya not aldım, özür dilerim. Estağfurullah. Ataşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Müdürlüğü yapıyormuş Ataşehir Belediyesi'nde. Onursal Bey ile tanışması da zaten o görevi sırasında olmuş. Yani Onursal Bey Ataşehir Belediyesi'ne gidip gelirken herhalde bir CHP'li olarak orada tanışmışlar ve orada evlenmişler. Yani evlendiklerinde o görevde. Oradan da Kadıköy Belediyesi'nde aynı göreve e, atanmış ve Kadıköy Belediyesi'ne girmiş. Dedi benim eşim zaten yıllardan beri Kadıköy Belediyesi çalışıyor. Ve de benim eşim zaten de devlet memuru. Daha önce İstanbul Valiliğinde çalışırken sonrasında Ataşehir Belediyesi'nde bu göreve gelmiş. O sırada Onursal Bey tanışıp evlenmişler, sonrasında da Kadıköy Belediyesinde benzer bir aynı görev atanmış, sosyal yardımlar müdürlüğü ve zaten eğitimi ve doktorası da bu yöndeymiş Hanımefendinin bu işlerle ilgiliymiş dedi ki yani benim eşim olması bu işleri yapmasını engel değil ama ben ben tanıştığımda zaten Ataşehir Belediyesi bu görevde yapıyordu. Peki dedim Çekmeköy Belediyesi iddiası doğru mu? Hayır doğru değil dedi. Peki dedim bu nereden çıkıyor? çekmeköy belediye başkanı seçilen Osman Bey hanımefendiyi çağırıp bu konuda kendisinden yardım istemiş demiş ki bize bu konuda yardım eder misiniz sizin uzmanlık alanınız. Ee, Onursal Bey de bunu duyunca demiş ki aman sakın ha böyle bir şey yani şey yapma kabulde etme ee, siyasete de çok yanlış ahlak yani de çok doğru görünmez dışarıdan bakıldında sen her ne kadar liyakatli olsan işimiz zaten demiş ben benden sadece bir görüşme istedi ve yardım istedi. Yani diyor ki bir atama söz konusu, atama prosedürü böyle olmuyor, olmaz zaten. Atama falan yok dedi. Eşim bu, bu işi bilen birisi olduğu için kendisinden bu konuda yardım, tavsiye istendi. Ama zaten mevcut bir şu anda yıllardan beri çalıştığı bir belediye var. Oraya etmesi mümkün değil. Ancak şunu da söyleyeyim dedi. Bu konularda da uzmandır dedi. Yani özellikle kadın kadın sığınma evleri işte kadınların dezavantajlı bölgelerdeki kadınların sorunları falan gibi konular dedi. Uzmandır. Bu konuda tezleri var. Bu konuda şey makaleleri var. E, o yüzden dedi danışmak istemiş. Yoksa dedi bir atama, atama söz konusu değil. Atamanın prosedürü zaten farklıdır. Böyle bir görüşmeyle falan bir atama olmaz diye anlattı e, Onur Bey. Yani bir atama yok. Bir CHP'li belediye başkanı, bir başka CHP'li de benzer bir görevi yapan bir hanfendiden bu konuda kendisine akıl vermesini, yardım etmesini, destek olmasını istiyor. Ancak Onursal Bey bu bile yanlış anlaşılır diyerek aman diyor Eşine bu işten uzak duralım. Belediye Başkanı da arayarak diyor ki kusura bakmayın eşimle ilgili böyle bir görüşme yapmışsınız ama bu siyaseten herkesi yıpratacak bir şey. Ne olur başka bir yerden bu desteği alabiliyorsanız alın. Eşim bu işin içinde görünmesin lütfen diyor. Konu bu. Şimdi burada tabii bir sürü şey var. Birincisi hakikaten liyakatli bir hanımefendi ise o. Tanımıyorum, bilmiyorum liyakatli olup olmadığını ama söylenen o. Liyakatli bir hanımefendi ise yani bir siyasetçi olmak kolay bir şey değil. Bazen bu hepimizin eşleri için aslında söz konusu. Bazen eşinizin görevi dolayısıyla sizin kendi liyakatiniz ne yazık ki gölgede kalabiliyor. Bunu herkes üç aşağı beş yukarı yaşar. Muhakkak benim eşim de çeşitli aşamalarda yaşamış da olabilir böyle şeyleri. Bazen hak ettikleri değeri görmeleri biraz güç veya zor olabiliyor. Ama bu da işte bu işlerin ne yazık ki şeyi yani onursal adı işi olmak. Bilmem ki bir işi olmak. Tın tın biriyseniz kocanızın görevinden dolayı bir şey olmanız hoşunuza gidebilir. Ama hakikaten dolu bir, bir birisiyseniz eğer sizin o doluluğunuzun eşinizin görevinden ötürü, kocanızın daha doğrusu görevinden ötürü farkına varılmaması ve haksız eşeğe eleştiriye maruz kalmanız da hakikaten üzücü bir şeydir. Yani kadın hakları açısından, kadınlar açısından bence zorlu, zorlu bir şey. Çünkü anladığım kadarıyla onursal beyin eşi bu konuda akademik çalışmalar olan İstanbul valiliğinde çalışmış. Valilikten Ataşehir Belediyesi'ne, Ataşehir Belediyesi'nden de şeye geçmiş. Z yani hanımefendiye de haksızlık edilmemesi e lazım. Belli ki liyakatli birisi ama zaten Çekmeköy Belediyesi'ne başkan yarısı olmasa söz konusu değil. Fatih Bey hazır belediyelerden konuyu açmışken Afyon Karahisar Belediyesi'nin yeni Belediye Başkanı CHP'li Burcu Köksal da bazı açıklamalarda yaptı. Bu Bunu şu yüzden aldım. Burcu Köksal dedi ki böcek taraması yaptırıyorum. Her yerde kamera böcek prizlerin altına koymuşlar dedi. Farklı şeyler de açıkladı ama en garibi buydu. Allah Allah. Bunun haberim yoktu. Belediyede böcekler mi varmış? Evet. Peki bu böcekler eski belediye başkanı giderken mi yerleştirmiş yine belediye başkanına karşı yoksa birileri eski belediye başkanı da dinliyor muymuş acaba? Anladığım kadarıyla bunlar eskiden yerleştirilmiş. Ha yani eski başkan da dinleniyormuş. Bu çok ilginç işte. Yani çünkü şey kamera yerlerinin fotoğrafları eskiydi hani yeni Abi, yapılmış gibi Kameralar değildi. gizli kamera mı? Gizli kamera. Ya yani güvenlik kamerası da değil. Değil değil değil. değil. Akılları gibi değil. Değil. Peki eski başkan niye böyle bir şey bir denetim yatırılmış, içeride bir araştırma arama falan. Hiçbir fikrim yok ama çok ilginç geldi bana. Çok kala. ilginç yani. Afyon Karahisar'a eski başkan AK Partili galiba değil mi? AK Partiliydi. AK Partili belediye başkanının birisi dinliyormuş. Tam bir FETÖ işi gibi aslında baktığınız zaman. Yani böyle şeyleri FETÖ, FETÖ, FETÖ artı emniyetçiler falan yapardı böyle şeyleri. Afyon Karahisar Belediyesi'nin AK, Parti, AK Partili Başkanı döneminde bile dinleniyor olması çok ilginç bir şey. İyi ki yeni başkan bu araştırmayı yaptırmış. Prizlerde mikrofonlar, gizli kameralar. Çok çok ilginç. Çok ilginç. Ve yani bugün oluyor bunlar. Bugün oluyor ve şey yani bunun daha önce ortaya çıkmamış olması, eski başkanın böyle bir araştırma yapmamı gereği duymuş olması, gereği duymamış olması enteresan. Çünkü bütün kamu kurumlarının hatta yani riskli özel sektör kurumlarının bile bu araştırmayı yapması lazım. Hatta biz de yapalım bir ara. Biliyorsunuz benim şeyim var zaten Fazıl Bey. Evet senin bu konuda takıntılarım var. <laughs> hem teçhizatım var hem, takıntı... var. hem, hem takıntılarım var. Yani çünkü artık bu çok kolay oldu. Yani Çinli bir internet sitesinden bir şey söylüyorsunuz. Kargo ile geliyor. Yani prizin içine Sen yerleştiriyorsunuz. Sen de akıl öğret güzel. yöntem <laughs> <Bileteyi> öğret. <laughs> Ama siteyi söylemedim sıkıntı yok. Bulurlar. <laughs> Fatih Bey şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan son yaptığı konuşmasında yalnızlık vurgusu yaptı. Yani sanki artık parti tabanı ve çevresindekiler onu anlamıyormuş gibi bir e, hava çizdi. Bunun üzerine de Nav Haber Erdoğan'la konuşurken ıstakoz emojisi gönderdiğini paylaştı. Ya yani bunu şu yüzden ekledim. Sanki bu ıstakoz mevzusu kimse tarafından önemsenmemiş. AK Parti'de böyle bir durum var galiba. Yani eğleniliyor bu konuyla. Yani AK, AK Parti artık şey olmuş. Görülen o ki konularla ilgili ciddiyetini ve hassasiyeti kaybetmiş. Yani artık ne denir? Lagarlık mı denir? Yani partiye genel bir lagarlık hakim olmuş. Yani dışarıya karşı her ne kadar saldırgan bir tutum içerisinde görünseler de özellikle Mustafa Varank benzeri e, ya da tarzı bir takım e, tiplemeler kendi işlerinde aslında pek de umursuyor değiller. Yani belli ki Gördüm ben haberi gördüm. E, Nav haber kameramanı arkadan şeye de yaklaşmış. Telefona da yaklaşmış ve telefonda Mustafa Varank şeyi çekiyor. Şebnem Bursalı'nın Osman Gökçek'le beraber çekiyor. Yani yine oturuyorlar galiba. Ve bunu da şeye yine anladığım kadarıyla videoda anlaşıldığı kadarıyla şeye e, Bilal Erdoğan'a Cumhurbaşkanı'nın oğluna yolluyor. Belli ki aralarında böyle bir e, muhabbet e, var. Ve Pek umursamamışlar be, belli ki yani <laughs> onlar yani bir muhalif nasıl davranırsa bu konuda onlar da benzer davranıyor. İşin onlar da geyik kısmındalar. Aslında kızacak bir şey diyor ki hak yani. hakikaten onların da ben de onların yerinde olsam belki ben de işin geyik kısmında olurum. Hele artık bir de partinin yolun sonuna geldiğini görüyorsan işte artık tamam ya işte 22 sene işte bu, bu işte bir iki sene üç sene daha yaparsak da yaparız. Sonrası Allah gelin daha ne olacak ömür boyu da burada oturacak halimiz yok falan noktasına gelmiş görünüyor AK Parti tabanında da yani taban, taban demeyeyim AK Parti örgütünde de böyle bir hava var zaten onlar da ya tamam işte buraya buraya kadardı. Biz yeni bir siyasi çizgimizi belirleriz, bakarız duruma göre. AK Parti bitti. Biz ya başka bir partiye geçeriz ya da yavaş yavaş bu partiyle beraber biz de işte siyasette daha küçük bir parti olarak yolumuza devam ederiz. Yani şu AK Parti örgütü artık partinin hayat tamamladığı inancında. Yani misyonun tamamladığı inancında. Bu artık çok görülüyor, çok yansıyor. E bunun şeye de Mustafa Barak da sonuçta o örgütün içinden, o partinin içinden birisi. O da artık işi belli ki e, vurmuş. Cumhurbaşkanı'nın oğluyla, Bilal Bey'le mesajlaşıyorlar. Mezaj, e, Islakoz birbirlerine. Yapacak başka bir şey de yok zaten. Yani. Bu saatten sonra ne diyecekler? Yani ne yapacaklar? Çok da eleştirecek bir tarafı yok yani. Ama bu konular anladığım kadarıyla yani halkı rahatsız ettiği kadar artık AK Parti de kimseyi rahatsız etmiyor. Etmiştir muhakkak. Etmiyor demeyelim ama yapacak bir şey yok yani. Gol yemişler vardı şey yapalım da pozisyonu neşeyle izleyelim diye bakıyorlar. Şimdi Fatih Bey, Şebnem Bursalı ve Osman Gökçek demişken şöyle bir iddia da var. Osman Gökçek ile Şebnem Bursalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gidiyorlar. Hı, hı. Bazı vekilleri kabul ediyormuş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Daha sonra da Şebnem Bursalı özür diliyor. Haberi okudum. Haber bana hayatın doğal akışına çok uygun gelmedi. Yani ha şunu biliyorum. Dün buna, bana meclisten böyle buna, buna herkes bana meclisten haber verdi. Meriktir haber şu. Osman Gökçek dün e, yani Melih Gökçek'in oğlu. Biliyorsun AK Parti'de böyle bir hanedanlık da var. Babalar gidiyor, oğullar geliyor falan böyle işte. Ya damatlar orada, ya oğullar orada, ya hepsi beraber orada. İşte Bülent Arınç'ın, Bülent Arınç'ın herkesin bir şeyi var orada. İkinci kuşağı geçti AK Parti yani. Dün bana bir sürü şey geldi işte. Melih Gökçek'in oğlu işte Osman Gökçek Şebnem Bursa'da himayesini almış. İşte mecliste her yere o götürüyor, o dolandırıyor. Herkes de o sohbet ediyor, o savunuyor falan filan. Ne çok biri geldi bana. Yani dün belli ki pardon evvelsi gün çok belli ki Osman Gökçek Şebnem Bursalı'yı koruma altına almış. Onun için lobi yapmış. Yani. Evet. Lobi yapmış onun için. Aynen dediğin gibi. Fakat Cumhurbaşkanı'na gidişleriyle ilgili hikayeyi ben de bir iki internet sitesinde gördüm. Emin olamadım. Yani öyle Cumhurbaşkanı'nın odasında Osman Gökçek gel Şebnem Hanım ben seni götüreyim tık tık efendim Şebnem Hanım'ı getirdim size özür dileyecek pek bana kabil görünen bir şey değil. Yani ee, AK Parti'nin işleyişi pek böyle olmaz. Yani Tayyip Bey'le kuliste karşılaştılar dese inanırım da Tayyip Bey'in çalışma ofisine, meclisteki çalışma odasına, yani mecliste çalıştığı odaya elinden tuttu, soktu, götürdü. Tayyip Bey de işte o efendim Şebnem Hanım çok üzgün dedi. Şebnem Hanım da dedi ki efendim çok özür dilerim, çok üzgünüm dedi. O onun yüzüne bile bakmadı, bir şey söylemedi. Bu, bu bu böyle bir şeyi ben gözümde canlandıramıyorum. Yani çünkü Tayyip Erdoğan'ın özel kalem müdürü var, yani sekreteryası var, adamları var. İşte onlara gelecek, onlar haber verecekler, Şebnem Hanım size görüşmek istiyor diyecekler, gelsin diyecekler. Yani, yani bunun bir prosedürü var. O prosedürün dışında Osman Gölçek gel Şebnem seni Cumhurbaşkanı'na götüreyim de öpsün, e, barışın falan böyle bir şey olmaz. Yani. O yüzden e, böyle çocukça bir hissen arıyor. Beni çok ben çok inanmadım yani. Olmamıştır da diyemem ama olmuş olma ihtimalini çok zayıf e, görüyorum. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma yöntemi bu değil. Biliyorsun kendisinin gölgesine basmaktan korkuyorlar. Yani tak tak abi biz geldik Şebnem senden bir özür hemen çıkacağız iki dakika. Yok daha neler. Peki 2008-2007 öncesi mümkün müydü böyle bir şey? Yok yani Erdoğan Erdoğan o zaman da öyle çok mümkün olan bir şey değildi. Yani e, AK Parti'de AKP'nin kendi içinde bir protokolü, bir e, bir şeyi vardır yani ne diyeyim bir sistemi vardır. Yani o öyle çok kolay değil. Ha ama tabii mecliste başbakanken daha görünür, daha kolay ulaşılır falan bir hali vardı ama özellikle 2007'den 2009'dan sonra hele 2013'ten sonra hiç ulaşılamaz hale gelmişti milletvekilleri ve bakanlar arasından bile. Yani şunu biliyoruz Erdoğan'la ilgili. Geçmiş dönemde bir bakan bir diğer bakana diyor ki yanlış hatırlıyorsam bakanı. Bir diğer bakan diyor ki ya, ya, diyor ben Tayyip Bey'le diyor bir konu var görüşmem gereken diyor. Bir türlü randevu alamadım diyor. Sen diyor görüşüyor musun sık sık diyor. Bir, 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 bir benim randevu ismimi söyler misin gördüğünü? Diyor. Ben diyor özel kalemi aşamıyorum diyor. Diğer bakan diyor ki ben 3 aydır görmedim bir taraftan da kontrolsüzce şeylerin olmasına sebep olmadı. E, tabii yani, bu, yani. Bu, bu başka bir şey. Yani. Ve şey Cumhurbaşkanı Erdoğan şeyden hep rahatsız olduğunu söyler. Benim adımı benim şeyimi kullanarak Hani şöyle şöyle diyenler, iş yapanlar falan yok öyle bir şeyler. Kabul etmeyin, yapmayınlar sık sık açıklamaları evet, oluyor böyle. Evet. Ama biz şunu çok duyuyoruz İşte beyefendi'nin şeyiyle isteğiyle. Şimdi beyefendiye ulaşamayınca beyefendiye ulaştığını düşünebildiğin insanlar bir de bir önemlere geliyor. İşte bu bazen aile çevresi oluyor. Bazen özel kalem oluyor. Şimdi diyelim ki sen Tayyip Bey'le çok yakınsın. Ben de bu yakını biliyorum. Ben şey. Sen bana ki ben de AKP'liyim. Sen bana diyorsun ki abi Tayyip Bey şöyle şöyle dedi. Şimdi ben gidip bunu Tayyip Bey'e teyit etme imkanım yok. Tayyip Bey'i göreceğim diyor. E senin de sık sık gördüğünü biliyorum. Ulan şimdi ola Emre yalan mı söylüyor mu doğru mu söylüyor? Şimdi yalan söylüyor. Ya doğru söylüyor farz edeyim ki daha rahat. Evet. Çünkü doğru söyleyip yapmadığınız takdirde başınızda iş yani O yüzden yani işte, yani buradaki mesele Aslı Yavuz söylediği. Üç gündür vurguluyorum ama yani o gölgesinden korku meselesi Türkiye'nin demokratik açıdan ya da yönetimsel açıdan nerede olduğunu gösteriyor. Şimdi Fırat Bey başka bir konu aslında birkaç gündür yine gündemde hatta birkaç hafta oldu neredeyse. Dünya Bankası'nın Türkiye'ye verdiği kredi. Tabii ki bunun bazı şartları vardı. Biraz toparlansın diye bekledim konu. İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karataş dedi ki Dünya Bankası kredisine Türkiye'nin 11 bin Suriyeli sığınmacıya tarımla kadro verilmesi şartı konulduğunu açıkladı. Yeni başladı bunu. Zannediyorum bir gün önce açıkladı. Bu birkaç gündür bilinen bir şey. Ee, açıklaması iyi olmuş. Hatta ben de bunu yaz, yazacaktım. Açıklamayı duymamıştım çünkü. Bir iki döküman bekliyordum. Açıklamayı sardık yazmama gerek kalmadı. Bu tamamen doğru. Yani bu bilgi bende de vardı. Ben sadece detaylarına hakim olmak için birkaç şey istemiştim. Onlar da bir iki gün içinde benim elimde olacaktı. Bu tamamen doğru. Yani bugün Türkiye'ye Avrupa'dan olsun, Dünya Bankası olsun, başka yerden gelen her türlü imkan, sağlanan her türlü imkanın içerisinde mülteci onların mülteci olarak gördüğü ama uluslararası anlaşmalar bizim attığımız imza ve koyduğumuz çekinceler nedeniyle bizim asla mülteci sözü vermediğimiz ve bugün geçici sığınmacı olarak görünen bu Suriyeli işte Afganlı, oralı, buralı şey sözde tırnak içi göçmenlerin de ne diyeyim yaşam şartlarının değiştirilmesi, rehabilite edilmesi için büyük kaynak aktarılıyor. Ve şöyle söyleyeyim sana. Gelen param diyelim ki 2 milyar dolar geldi. Bu 2 milyar doların 1 milyar doları Türkiye için, 1 milyar doları yani 85 milyon için, 1 milyar doları ise 13 milyon ya da işte devlete göre 5 milyon, 4 milyon mülteci için. Yani dünya şu anda Türkiye'yi mülteci deposu olarak görüyor ve Türkiye'ye sağladığı imkanları aslında bu mültecileri Türkiye'de tutmak ve Türk halkının başına bela olarak kalmasını sağlamak için veriyor. Dünya Bankası'ndan gelen paralar içerisinde de Aynen e, açıklandığı gibi bir kısım kaynağın tamamı değil ama önemli bir kısım kaynağın mültecilere ya da işte bu geç, geçici e, sığınmacılara harcanması yolunda bir mutabakat var. Yani aslında Dünya Bankası'ndan ya da Avrupa'dan oradan buradan aldığımız bütün paraların içerisinde artık bundan sonra Bun, hep böyle bir, bir şart var. var. Öyle bir payda var. Yani o yüzden bu mültecilerden biz kurtulamayız. Bak şunu söyleyeyim. Daha önce biliyorsun bu mültecilerin bayramda ülkelere gidenleri geri alınmayacak falan diye bir palavra sıkılmıştı. Geçen bayramda. Bu bayramda, geçen bayramda yine on binlercesi, yüz binlercesi şeye, Suriye'ye gittiler ve geldiler. Bunu da o Suriyelilerle konu komşu yaşayan herkes biliyor. Şimdi Ferhat Bey şey demişken, sığınmacılar demişken İstanbul'da taksicilik yapan Yaşar Yanık Yürek isimli vatandaş bir yabancı uyruklu Kişinin gaspına uğradı ve beş yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Yani bu, bu haberi şu yüzden ekledim. Hem taksiciler zor bir iş yapıyorlar. O tamam ama hep biz diyoruz ya ne ediyor belirsiz kim olduğunu bilmeden tonlarca insan alınıyor. Sizce bu iş nereye gidecek? Ben şundan korkuyorum çünkü. Bu yani işin Türkiye'nin gece büyük bir risk olur. ben söylüyorum. Sen yani neden yaş, korkuyorsun pardon. Yaşama, artık sokakta yürümekten korkuyorum. E vallahi... Çok normal korkman lazım ya yani. Çünkü bunlar e, korkmayan aptaldır. O, o kadar söyleyeyim. Yani bir ülkeye girmiş 13 milyon kişinin içerisinde ki bunlar kendi ülkelerinde bile barınamayan, tutunamayan insanlar bir kısmı. Hepsi değil işte yani düzgün insanlar da elbette vardır yani ama bunların önemli bir bölümünün çapulcu olduğu konusunda iktidarımızın daha iyi anlayacağı bir deyimle söylüyorum. Çapulcu olduğu konusunda kimsenin bir kuşkusu yok. Zaten yolda kaldırımda göz zaman şerit değiştirirsin. ya yani kaldırım değiştirsin bazılarıyla. Ben uzun zamandır B10'a çıkmaya korkuyorum. İstanbul'un bazı semtlerine gitmekten gerçekten imtina ediyorum. Ve bunlar giderek her yerde görülmeye de başladılar. İşte bazı kağıt toplayıcısı, bazı bilmem ki bunlar gibi biraz iş yapana. Ee, bir de tamamen mafyalaşmış olanları var. Kontrolsüz olarak nereye alırsan ipini koparır aldığın bir ülkede böyle bir risk vardır. Ve ben hep söylüyorum yani bunu ben 10 seneye yakın bir süredir söylüyorum. Türkiye'nin en büyük bugünkü problemi bak Türkiye'nin ekonomik problemi çözülür. Liyakata dayalı aklı başında ekonomik kurallarını uygulayan bir iktidar gelir. Bağımsız kurumlar oluşturulur. Hukuk kurumları oluşturulur. Türkiye'nin ekonomisi düzelir. Umduğundan da hızlı düzelir. Türkiye'deki pek çok mesele aklınıza gelebileceğinizden, tahayyül edebileceğinizden çok daha hızlı bir şekilde düzgün bir iktidar ve liyakatli kadrolarla hızla düzeltilebilir. Allami cihan olmaya gerek yok. İyi niyetli herhangi birisi sen, ben, Eray bile yeter ki iyi niyetli olsun ve bilimsel yönetim kurallarını uygulasın, Türkiye düzelir. Bir tane bunun dışında kalan şey var. Göçmenler. Bu göçmenler meselesi nasıl çözülür? Bak ben Türkiye'yi yönetmekte mükellef biri değilim. Ama akşamları yatağa yattığımda aklıma takılan tek konu Türkiye ile ilgili bu. Ekonomi ekonomi takılmıyor çok dinamik bir ülke burası. Muazzam bir e, sermayesi var, muazzam bir iş gücü var. Evet, eğitimimiz bu iktidar döneminde içine edildi ve her geçen gün daha kötüye gidiyor. En iyi üniversitelerimiz katlediliyor. Boğaziçi Üniversitesi gibi Türkiye'nin elit üniversitelerinin bir tanesi yok ediliyor. Diğerleri keza öyle ama buna rağmen bizim yine de yetişmiş iyi insanlarımız var. Yeter ki iyi yetişmiş insanlara görev verin uygun yerlere getirin, uygun sistemi kurun. Hepsi düzelir. Bir tanenin nasıl düzeleceği konusunda bir türlü kafamı toparlayamıyorum. Ya bu nasıl düzelir? Bu göçmen meselesi nasıl düzelir? Bir tek bunu toparlayamıyorum. Türkiye'nin en büyük riski budur. Bu içinde bireysel güvenlik tehditlerini barındırır. Taksici rahmetlinin başına geldiği gibi toplumsal güvenlik tehditlerini barındırır. Bunların toplu halde ayaklanması, toplu halde bir takım işlemler yapması gibi pek çok şeyi ve bunu çözemiyorum kafamda. Türkiye'nin en büyük sorunu bu geleceğe yönelik olarak. Taksici beyefendi mesela iki çocuğu varmış. Kim hesabını verecek şimdi? Yani diğer taraftan Fatih Bey bir de sürekli sığınmacılar için bir entegrasyon geçiyor. Siz entegrasyonun mümkün olduğuna inanıyor musunuz? İnanıyor musunuz diye değil, mümkün mü yani? Rasyonel Vallahi bu kadar olarak fazlasının mümkün değil Emre. Yani belli bir sayıda belli olabilir. Niye olabilir? Yani şu yüzden daha kolay. Hepsinin değil ama bir kısmının daha kolay. Niye işte daha kültürel yakınlık var işte benzer coğrafyalar, benzer inanç, benzer şey falan yani hani şimdi bizim Türk işçileri ki onları Almanya gönüllü olarak istedi, talep ederek aldı ve yıllara yayarak aldı. Üstelik de bununla ilgili çok büyük paralar harcadı. Türk devletinden de destek aldı bu entegrasyonu sağlayabilmek için. Buna rağmen. Yaklaşık 60 yıl oldu Türk işçileri oraya gitmeye başlaması. Bu 60 yıl içerisinde bu entegrasyon yüzde yüz sağlayamadı. Tabi burada din ayrılığının, kültürlerin çok farklı olması falan etkisi ee, büyüktü. Bugün Suriye'den gelenlere baktığımız zaman bu kültür farklılığı o derece yoğun değil ama bir kısmıyla da hakikaten yoğun. Yani işte Afganistan'dan gelenler, işte Özbekistan ya da işte Türkistan, Tacikistan falan filan bu arada gelenlerle arada bir kültürel farklılık var. Suriye'den gelenlerin bir kısmıyla da bu farklı var. Yani 13 milyon kişi geldiyse eğer bu ülkeye, bunun 3 milyonu ile belki entegrasyon mümkün olabilirdi ama 13 milyonu olamaz. Ve zaten bu entegrasyon için bir karşılıklı çaba da lazım. Suriye tarafında bu çaba yok. Biz onu bunu işte buranın imalatı için stüdyolarımız yapılırken buraya gelen şeylerde de gördük. 10 senedir burada Türkçe bilmiyor. Çat pat bir Türkçe. Yani bakkaldan ekmek alacak kadar Türkçe bile bilmiyor çünkü ihtiyacı yok. Bakkalı da Suriyeli, manavı da Suriyeli, kasabı da Suriyeli. Yani kendi içerisinde Türkiye içinde bir kendi dünyalarını kurmuşlar. Suriyelisi, Afganı, olsun su. O yüzden o entegrasyon kolay değil Hacı. Entegre olmak zorunda mıyız ya? Ya tam da demek istediğim hocam. Entegre olmak işte. zorunda mıyız kardeşim? Geçici sığınmacı diye bir şey gelmiyor. Geçici değilse o zaman söyleyeyim bize. Hani bunlar geçici diye sorulmaz o zaman değil mi? Yani çünkü şey de e, Zafer Partisi Başkanı'nın da sık sık söylediği gibi Ümit Özdağ. Mütezal. Ümit Özdağ. Ümit yani bir nesil iki nesil sonra zaten nüfuslar eşitleniyor. Bu Neredeyse. şeyle birlikte. Aynen. Fatih Bey siz Dün değil ama daha doğrusu Çarşamba günkü yorumluyordu demiştiniz ki Süleyman Soylu şöyle şöyle bir şey dedi ben inseydim sahaya ama hakikaten inseydim seçim sonuçları farklı olur. Hı dediğini dile getirdiniz. Evet. Bu partijle konuşulan bir şey. Ben bir tarafa uydurmadım yani. Şimdi Süleyman Bey size cevap vermiş. Demiş ki Fatih Altaylı isimli gazeteci benimle ilgili doğru olmayan bir beyanda bulunmuş. Siyasette bu tip dönemlerde ihtilaf fitneyi arttırır ve ihtilafı arttırmak asalet yoksunluğudur. Hep birlikte tüm emeğimizle sahada çalıştık demiş. Ben parti konu yani Süleyman Bey'in beni yalanlama hakkı elbette var. Yani yalanlamak onların şanındandır. Genellikle doğrular daha çok yalanlanıyor Türkiye'de. Bana bunu aktarıyor AK Parti'nin tanıdığımız isimler İstanbul seçimlerinde çalışmış Süleyman Bey böyle böyle diyor. Yanlış politik uygulandı, yanlış adaydı falandı filandı. Pek çok şeyin yanı sıra da ben çıksaydım sahada şey yapsaydım. Ben de hatta dedim ki sahadaydı gördüm ben dedim yani çıksaydım ne demek diye. Onun söylediğini aslında ben de söyledim. Hakayete gerek yok. Asalet masalet yani bizim Allah'a şükür soyla asaletle ilgili herhangi bir derdimiz olmadığını bütün 40 yıldır bu piyasadayız. Bunun 30 yıldır da köşe yazarlığı, televizyon programı 30 küsür yıldır yapıyorum. Bu konuda bir soy sopla ilgili bir sıkıntımız yok. O yüzden Süleyman Bey müşteri olsun. Eğer fitne meselesine gelirsek... Kendisi esas... Geçmişte neler söylediğini biliyoruz CHP'ye ilgili. Sonra mahkemeye gidip bunları ben... Ya işte aslında elimde delil yoktu ben siyasen söyledim falan filan diyerek aslında fitne maksatlı söylediğini iddia eden kendisi. O zaman söylediği cümleler beni değil kendisine daha çok bağlar. Çünkü benim bir fitneyle falan bir işim yok. böyle böyle demiş diye bir duyum aktarıyorum ben. Gazetecinin işi duyduklarını, öğrendiklerini aktarmaktır. Eğer bu hayatın gerçekliğine de uygunsa çok da fazla her zaman doğrulatamayabilir ve aktarır. Onun da elinde bunu Efendice yalanlama imkanı da vardır. Ona da saygı duyarız. Biz doğruları da yalanlamaları bir şey demiyoruz. Çünkü alışkınız. Ama mesele fitne, fitne ve soy ve asayet üzerindeyse eğer kendisi daha önce yaptıklarına baksın. Kendi cümlesiyle kendi yaptığını karşılaştırıp üste koyduğu zaman asayet konusunda kimin ne sıkıntısı olduğu daha net ortaya çıkar. Yani o yüzden benim diyeceğim bir şey yok Süleyman Bey'le ilgili söylediklerine. Kişiyi nasıl bilirsin? Kendi gibi mi desek, desek, ne desek bilmiyorum yani. Fatih Bey aslında ben burada şunu merak ediyorum. Süleyman Soylu bu tip dönemlerde demiş. Bu tip dönem derken <gülüyor> <gülüyor> yani ne, ne fark var bugün? Bu tip dönem dediği şu zafiyet dönemleri. Yani Süleyman Soylu şunu kabul ediyor. AK Parti'de bir zafiyet e, olduğunu, partinin bir zaaf içerisine girdiğini, particili bir karışıklık yaşandığını, o cümle tam da onu kastediyor. Çok doğru e, yakalamışsınız. Ya yani o cümle diyor ki yani bizde bir zafiyet gördüler. Bu zafiyetin üzerine gel gelmeye çalışıyorlar. Hani vardır ya boks böyle kaşı açılmıştır adamın oraya vurmaya başlar e, diğer boksör. Kastettiği tam bu. Diyor ki Fatih Altan isimli gazeteci bizim burada kaşımızın açıldığını gördü ve oraya çalışıyor demek istemiş. Ben öyle bir, öyle bir niyetle söylemedim. Ama doğru kaşları açıldı. Yani tek kaş da değil. İki kaş, üç kaş, beş kaş her taraf açıldı yani. Bey, Ama da... emin olsun ki biz şey yapmayız yani. Şortun altına vurmayız. Hiç merak etmesin yani. Biz boks kurallarına uyarız. Yani bu arada izleyiciler için de Fatih Bey. Üç ay önceki videoda neyse bugün de Değişen hiçbir şey Şu... olmasın. Fatih Bey, şeyden sık sık bahsediyoruz ya AK Parti'de artık halktan uzaklaşmışlık, böyle üstten bir tavır, sıfır alçak gönüllülük gibi bir şey oluştu. Evet. AK Parti Milletvekili Meliha Akyol'un aracını yaya yoluna park etmesine ihbar eden ve polis gelmeyince de, yani polis de gelmemiş, e Vatandaş da canlı yayın açmış. ifşa etmiş demiş. Yaya yolunda kaldırmıyorlar. Polis de gelmiyor. Akabinde vatandaşa kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek ve yaymak suçundan 18 bin TL para cezası ve 2 yıl hapis cezası verilmiş. Kişisel veri neymiş? Herhalde arabanın plakası vesaire. Yani. Herhalde arabanın önünde TBMM şeyi tabii, vardı. Tabii tabii tabii. tabii. Şimdi Türkiye'de de genel olarak biliyorsun yaya geçtiğinde de park ediliyor. Trafik kurallarına kimse de uymuyor. Hatta geçenlerde ben geçen dediğim birkaç ay oldu. Şişli'de bütün yolu kapatan bir öküzün otomobilinin tabii kim ola aydın ama fotoğrafı çekip bu öküz yola park ettiği için 15-20 dakikadır bütün trafik kilitlenmiş diye şey koydum. Türkiye'de böyle şehir içinde, medeniyet içerisinde yaşamayı bilmeyen çok insan var. E tabii bunların arasında milletvekili seçenler de var. Hatta milletvekili seçildiği için şehir Kula, kurallara geliyor. uymamayı daha da kendine hak gören iyiden iyiye e, medeniyetsiz insanlar da var. Şunu söyleyeyim ben. Eğer sen otomobilinin önüne ayrıcılıklı bir zümre olduğunu göstermek için bir kart koyuyorsan eğer, TBMM, zırt zort bilmem ne falan filan bir şeyler yazanlarda bir kart koyuyorsan eğer, kardeşim sen kendi verilerini kendin zaten açık ediyorsun. Çünkü o kartın üstünde her şey yazıyor. E onu da oradan geçin herkes görüyor. Yani bu vatandaş... Bu yayını açan vatandaş plakayı çekse, oradan emniyete tanıdığı birini arayarak ondan gizlice ya, yasal olmayan bir şekilde bu otomobil kimin ha ne milletvekili mi fay falan dese haklı. Yasa doğru insanların gizliliklerini ifşa etmiş oluyorsun. Cezayı hak ediyorsun. Ama kardeşim gizliliği ifşa eden sensin. Sen ben milletvekiliyim. Canımın istediği diye park ederim. Sen de nah bir şey yaparsın diye oraya koymuşsun o kartı oraya. Bunu da ifşa etmekte vatandaşın haklıdır kardeşim. Demokratik her ülkede, hukukun egemen olduğu her ülkede bunu yapabilirsin. Oraya o kartı koymayacaksın. Eğer kimlik bilgi, yani milletvekili, o otomobil milletvekili otomobili olduğunu ifşa edilmesi istemiyorsan o kartı oraya koymayacaksın. O, artı, o kartı oraya koyduysan yasalara kendi meclisinin çıkardığı yasalara saygılı bir milletvekili gibi, milletvekili gibi davranacaksın. O arabayı yaya geçirdiğinde park edilmez yere falan da park etmeyeceksin. Ama diyeceksin ki ya zaten millet de bu, vekil de bu, onda da haklısın. Fırat Bey bir yandan da şeyi merak ediyorum. Vekiller, milletvekilliği ya da devlet adamlığı artık böyle ufacık yerlerin belediyesinin başkanında böyle bile halktan bir uzaklık, böyle bir nobranlık, böyle bir şey görüyoruz. Bu hep Sadece öyle miydi Sadece onlara değil yani? ki. Sadece onlara değil ki Emre. Sadece onlara dedi ki ben meslektaşlarıma görüyorum aynı şeyi. Ben benim gazeteci, masteci falan. Biraz şöhret olmuş. Ya bırak gazeteciyi biraz şöhret olmuş. Televizyonda dizide de oynamış falan tiplerin bazılarına bile. Eğer kültürel altyapısı sağlam değilse hepsinde bu var kardeşim. Ne bir alçak gönüllülük. Ne... Markete gitmiyorlar ya. Mesela ben biliyorsun hepsi şey markete gidip akşamları alışveriş yapıyorum. İşte buradaki Carrefour'a da gidiyorum. Evin oradaki Makro'ya da gidiyorum. Ya, görenler şaşırıyor. Aa Fatih Bey. Ne Fatih Bey? Fatih Bey eli kolu yok mu yani şey yapmayacak mı? Ama bu bile acayip değil insandır. Çünkü herkes biraz şöhret, biraz para, biraz ün, biraz yetki, biraz koltuk, biraz makam. Tamam abi ben uçtum. Abi insan uzunlar o makamlar girip gidip ciddiyim var bugün yok. Ne, o, dün, ne olacak eşeğe düşüneceğiz döneceğiz. İşte o yüzden böyle bir sürü şöhretini kaybeden insan bunalama giriyor. İntiharlar bilmem neler saçma sapan hareketler falan oluyor. Abi koltuklarla adam olmuyoruz ki. Sen neysen olsun. Ama şu dedi ya belediye çavuşu oluyor herif ya. Belediye çavuşu oluyor. Arabaya ışıldak, fırıldak, makam arabası bilmem ne. Karısının yürüyüşü değişiyor. Bırak kendisini. Veya kocasının. Ama bu görgüsüzlük işte. Görgüsüzlük. Koltuktan güç buldun mu öyle olur. Abi sen koltukla güç buluyorsan koltuktan indiğin zaman da ne olacağını Allah bilir. Yani ne olacağı ben biliyorum söylemeyeyim şimdi. Ayıp olur. Ama yani sadece siyasetçiye mahsus değil bu. Her tarafta bu. Görüyorsun sen de işte ya. ya gazeteci abi şimdi evin önünde kukalar diktirip ara caddede şey yaptırıyor ya. Sonra benim vali ölüyor. O kim diyor. Söylüyorsun. Hiç aynı kokular duruyor orada. <laughs> e bizim önümüzde de niye yok abi? Ben niye istemem böyle bir şey? Verseler istemem. O ayrı da yani. Bir defa bu görgüsüzlük normalleşmedi mi? Yani? E, herkes <laughs> görgüsüzlük normal diyor. oluyor abi işte. Yani... Iş. Sanki normali buymuş. Abi ya. biliyorsun tımarhane meselesi bilir, bilir misin hikayeyi? Bilmiyorum fazla. Ya Yıllar önce Olivia Abel benim. E, sonra bir tane baş danışman olan bir felsefe hocam vardı. Olivia Abel anlatmıştı yani. Bulunduğun ortama bağlı her şey. Bir gün bir tımarhane, büyük böyle bahçesi giriş falan filan. Deliler de içte geziyorlar, dolaşıyorlar. Sonra delilerden biri bir gün böyle yürüyerek bir geliyor. Tuvar annenin bir sınırı var ve sınırda bir parmaklıklar var. Okuyordan oradan birisi geçiyor sokaktan. Fış fış bağırıyor. Adam dönüyor. Efendim diyor. Diyor ki, siz içeride kaç kişisiniz? İçeriyle dışarına neresi olduğu işte biraz zaman zaman şaşırılabiliyor. Şimdi bizde de çoğunluk artık dışarıda olduğu içeridekiler deli hale geldi. Şimdi Fatih Bey yine bununla bağlayacağım. Edirne'de bir doktoru darbeden biri biliyorsunuz serbest bırakıldı. Daha sonra sosyal medya üzerinden kendisini bir daha tehdit etti. Bir daha gözaltına alındı, bir daha serbest bırakıldı. Bunu buraya koymamın sebebi de yani doktora şiddet artık her gün konuşuyoruz ama AK Parti'nin milletvekili aracını yola koyuyor, biri çekiyor diye ceza alıyor. Doktor orada darp ediliyor, hiçbir karşılığı yok. Ve bir daha tehdit ediliyor, bir yine karşılığı yok. Yine karşılığı yok. Ya yani illa öldürsün mü doktor yani? Ne yapsın yani? Her şey. Abi bunu bana sormayacaksın. Bunu Sağlık Bakanı'na soracaksın. Ha babam sözde kanun üstüne kanun, koruma üstüne koruma, bilmem ne üstüne bilmem ne. Bu ne abi? Bu ne abi? Bunu Adalet Bakanı'na soracaksın. Bunu Sağlık Bakanı Adalet Bakanı'na diyecek. Diyecek ki yahu hoşunuza gitmeyen bir karar veren hakimi, savcıyı oradan oraya sürüyorsunuz. Ya benim doktorumu darp etmiş adamı serbest bırakan hakimi ya da tutuklanmasını istemeyen savcıyı ya da buna uygun bir ceza istemeyen savcıyı ve uygun ceza vermeyen hakimi niçin yasalara eğer yasaları dediğiniz gibi değiştirirseniz ve doktora şiddete, hekime şiddete bir suç atfettiyseniz, bir ceza atfettiyseniz yasalarla bunu uygulamayan hakimi niye sürmüyorsun kardeşim diye niye sormuyorsun? Aynı kabinesiniz ya. Ey Fahrettin Koca. Bir ara bakalım bakın niye salmışlar? Ayıp değil mi? Ama bak ben şunu söylüyorum. Bir kanun çıkmalı. Hekime şiddet uygulayanları tedavi etmeyi reddedebilmeli. şeydir. Ha, onlar diyorlar ki ya işte Hipokrat gibi. Başlat Hipokrat'ınıza. Öyle yemin memin yok. Herif beni dövecek, öldürecek. Ben onu tedavi edeceğim. Edersem namerdim. Etmem kardeşim. Dövmeyeceksin hekimi ya. Hekim bana zarar verdi. Abi dava et. Yanlış tedavi uyguladı. Dava et. Çünkü tıp, tıp bilimi zaten zor bir bilim. Yanlış da bir ahlak kim var mı? Var. Gereksiz ilaç yazan, ilaç şirketlerine avantı alan, e, olmaması gereken ameliyatı yapan, işte, e, devlet hastanesindeki hastayı kendi muayenehanesine gelmesi zorlayan. Var mı? Var. Ben ben bütün hekimler on numaradır demiyorum. Ama bazı hekimler ahlaksız diye kalkıp da her önüne gelen hekimi dövme hakkına sahip misin ya? Veya her ahlaksız döveceğiz mi kardeşim? O zaman gramajı eksik veren fırıncıdaki al kürek de ben kafasına indireyim. Pazarda dandik çürümüş elmayı torbaya koyanlar da kafasına teraziyi vurayım. Böyle bir şey mi var ya bu ne ya? Yani hepimiz kendi adaletimizi kendimiz sağlayalım bak, yani? bak, AKP kültürü bunu getirdi Türkiye'ye. Bak kadın ne diyor? Kadın diyor ki eskiden diyor biz hastane önlerinde kuyruk beklerdik. doktorlardan fırça erdik. Şimdi diyor artık diyor doktor dövüyoruz diyor ve bunu övünerek bir gelişme, bir terakki olarak anlatıyor. Kültür bu. Aşılanan kültür bu memlekete. Kültür bu olunca tabii. Ondan sonra hakim de o kültürü bir parçası yapıyor. Ha, Onun hakim de o kültürü bir parçası yabancı değil ki. Ya bir de şimdi mesela salı veriyorlar ya Fatih Bey. Diyorlar ki kanun yetersiz bilmem. Çok mu zor bir kanun çıkarmak, bunu düzenlemek, bir ya şey yapmak? Yani çok mu zor? Şey ya, Fahrettin Koca bununla ilgili kanun çıktığını söylüyor kardeşim. Ya kanun da varsa niye serbest? Niye serbest? Şimdi Fatih Bey bu Türkiye'nin bu ortamından bahsetmişken Has Parti genel başkanı iken AK Partilere yönelik Harun gibi geldiler, Karun gibi oldular eleştirisini yapıyordu. Şimdi TBMM Numan Başkanı Kurtulmuş. Numan kurtulmuş devlet uçağıyla Mardin'e ziyaret gerçekleştirmiş. Şimdi bir, bir şey daha ekleyeyim oraya. Mehmet Şimşek de demiş ki yerel halkı enflasyonun düşeceğine ikna etmemiz gerekiyor demiş. Hı hı. Şimdi ben burada ikna edilmek için kamuda tasarruf beklerim. Bir vatandaş olarak. Yerel halkı, ben kastetme onu, onu anlamadım. Yerel olmayan halk ne? O da zaten eleştirildi. Yani... Ha. O onu da ben, ya kimin eleştireceği doğru eleştirilmiş, onu da anlamadım. Yerel halk ne demek? Yerel olmayan halk kim falan mı? Onlar da karışık da vallahi çok normal. Bak eski Türkiye'de bu beğenmedikleri kararlılıkları eski Türkiye'de ben Ankara-İstanbul seferi dağılmak üzere pek çok seferde başbakanlarla, bakanlarla yan yana kol kola uçtum. Bilir. O sayın bakanım sizin burasınız. Ben Ecevit'in bir ada oturduğunu çok gördüm. Demirel'in oturduğunu da gördüm. Ankara'dan İstanbul'a gelirken uçaklarda çok sıklıkla üst düzey başbakan gördüğümüz olurdu. Sonra yavaş yavaş bu değişti. İşte Özal zamanında bir uçak alınmıştı. Yani iki uçak alınmıştı. Sonra ona bir tanesi satıldı. Hatta şey, uyuşturucu kaçırıcıya yakalandı falan filan. Neyse. O zaman bile her yere Özel uçak gitmezdi. Başbakanları falan. Sonra şey dönemi başladı, AK Parti dönemi başladı. İşte önce Özal'dan kalan uçaklar kullanıldı. Sonra Berlusconi'nin A319'u e, alındı. Sonra bir A330 ısmarlandı. Sonra Tunus devlet başkanı için ısmarlanan A340 Tunus almayınca e, Airbus'un elinde kalınca onu da bir zaman dediler. Onu da aldılar. Sonra Katar'dan 500 milyon dolarlık bir şey artık hediye, hediye mi edildi, alındı mı onları bilmiyoruz. Yani kim niye hediye etsin 500 milyon dolarlık uçağa? Katar'dan bir 747 geldi ve şeyler Gulfstream'ler yani küçük iş uçakları jetleri zaten İbadullah her tarafta. Onlar da yetmiyor. Özel sektörde de kiralıyorlar biliyorum. Çünkü sen zannedersin bakan halkla aynı uçağa binerse boncukları dökülecek. Ya kimsiniz ulan? Kimsiniz ulan? Yani o koltuğa birileri tarafından oturtulmamış olsanız yoldaki öyle sizi tanımaz da bir ne bir özgür ağrınız var ne bir başka bir ağır. Kimsiniz siz ya? Ne oluyoruz ya? Ya yarım kuşak önce traktöre binmiyordunuz lan siz. Bir kısmınız en azından. Ne oluyoruz ya? Binsen devletin tarifeli uçağına. Çok istiyorsan biz class yaptırırız. Ön tarafında 10 kişilik heyete ayrı bir yer ayır. Çok istiyor Ne oluyoruz yani? Ha bak şunu söyleyeyim. Bazı yerlerde özel uçak daha avantajlı olabiliyor. Bunu bana bana bir iş adamı söylemişti. Yabancı bir iş adamı. Malezyalı bir iş adamı. Daha da şey söyleyeyim. Maalesef bir iş adamıyla bir gün sohbet ediyoruz. Dedi ki ya dedi uçak alacağım galiba dedi. Dedi gün niye dedim. Dedi ki uçağa çok para veriyoruz. Dedi. Ya özel uçak daha pahalı değil mi dedim. Yok dedi. Şimdi benim dedi şirketimde dedi biz dedi bir yere ihale bir ihale için falan giderken dedi işte Amerika'ya, bazen Türkiye'ye, bazen başka yere 8 tane dedi genel müdür veya genel müdür öncesinde. Onlar dedi business class uçurmak zorundalar dedi. E, bunların business class veya first class biletleri dedi 10 bin dolar. E, 7-8 tane dedi şey oluyor dedi diğer elemanlar oluyor dedi, sekreter oluyor dedi, şu oluyor, bu oluyor dedi. E onlar dedi 2 bin dolardan dedi. Bizim bir uçuşumuz dedi 200 bin dolara falan patlıyor dedi. Kendi uçağımız alırsak dedi hemen hemen aynı para. Hatta dedi bir de avantajımız oluyor dedi. Uçak saati beklemek zorunda kalmıyoruz. İstediğimiz saatte işimize daha fazla konsantre oluyor. İşimiz bitince hemen başka bir yere geçebiliyoruz. Dedi. Şimdi bu mantıkla baktığın zaman gerçekten özel uçak daha iyi olabilir. Ama bir şehre geziye gidiyorsun. Bir saat önce gitsen ne olur, yarım saat sonra gitsen ne olur? Zaten orada bir protokol, karşılama, marşlama falan filan bence gereksiz. Ha şunu da söyleyeyim. Yani Numan Bey bütün bu bakanlar, şunlar, bunlar arasında da hani işlerinde en görgülü, en terbiyeli olanlardan bir tanesidir hal tavır olarak. Yani baktığın zaman hakikaten düzgün bir adam. Şey. Ha bak şunu da söyleyeceğim. Şu düzgün adam deyince herkes ya ne diyorsun? Ya düzgün adam demek kötü bir şey değil ya. Düzgün adam Dün mesela şey demişim, demiştim, İbrahim Kalın için demişim İbrahim Kalın hakikaten düzgün bir adamdır yani. Yahu kardeşim düzgün adam on numara, dört dört düzgün adam demek diye Bir sıralama içerisine koyduğun zaman geri kalanından, daha iyi olandan bahsediyoruz biz. Muhakkak ki onun da hataları, yanlışları, eksikleri fazları. O bilmeyen kimin adamı sen biliyor musun? Yahu tamam bilmeyen kimin adamı? Diğerlerini oranla bahsediyoruz biz. Numan Bey de... Numan Bey oturulup konuşulabilecek medeni falan bir adam. Yani o yapınca insan daha çok şaşırıyor. Ama işte bu normal bir şey olduğu evet, için. Evet normal normalleşmiş bence... artık bu. Aksini düşünemez hale gelmişler. Yani Numan Bey bence şey dememiştir. Ben gidersem konuşulur mu, haber olur mu? Aman yapmayayım tasarruf edeyim. Evet Tasarfe bu normal artık. Bir de Fatih Bey aynı zamanda halkı enflasyonun düşeceğine ikna etmek olur. Hı, hı. Sizce buradan ne bekleniyor? Yani Mehmet Şimşek bunu neden söylüyor? E bu çok önemlidir çünkü enflasyonu arttıran şeyden bir tanesi enflasyon beklentisidir. Yani geçen gün senin de burada e, bahsettiğin gibi şimdi ürün fiyatlarının artışında şu adam 50 liraya aldığı ürünü normalde 75 liraya satması gerekirken 100 liraya satıyor. Diyor ki çünkü ben bunu satarsa 75 liraya ben bunu satınca kadar fiyat artar. Ben sermayemi eritirim diye bakıyor. Sermaye erimesini engellemek için de Hak etti, yani beklenen enflasyona göre fiyat koyuyor. Olan enflasyona gelir, bekleyen enflasyona göre fiyat koyuyor. O yüzden de enflasyonun düşeceği yolundaki bir beklenti her zaman enflasyonun düşmesindeki ana etkenlerden bir tanesidir. Bunda hiçbir kuşkumuz ve hiçbir tartışmamız yok. Ama enflasyonun düşeceği yolundaki beklentiyi yaratan ekonomi yönetiminin ve devlet yönetiminin genel tavrıdır. Sen enflasyon düşecekmiş gibi davranacaksın ki ben de inanacağım ve ona göre davranacağım. E sen hukuku geliştirmezsen, yabancı sermayeyi getirecek veya yabancıyı bırak, sermayeyi yatırıma yönlendirecek önlemler almazsan, liyakate önem vermezsen, sermayeler arasında ayrımlar yaparsan, ser sermayelerin ülkeye güvenini sağlayacak hukuki düzenlemeleri yapmazsan, insanlar Düşün, dinlemezler ki senin söylediğini. Enflasyon düşecek deme, de, de, demene inanmaz insanlar. Yaptığına bakarlar. Ailesi iştir kişinin. Ne yapıyorsun kardeşim? Sen öyle bir davran ki ben de senin bu davranış modelinin politikanla uyumlu olduğunu, açıkladığım politikanla uyumlu olduğunu ve enflasyon düşeceğine inanayım. Sen beni inandırma lafla. Enflasyon düşecek merak etmeyin. Ne bileyim lan ben düşeceğini? Sen enflasyon düşür, düşüreceğine dair en ufak bir hamle yapmıyorsun. Hedef koyarken de makul hedef koy. Dün burada anlattım. Merkez Bankası Başkanı'nın 9'a düşüreceğim dediğini. Şans eseri dedim, o toplantılardan bir tanesine katılan bir finans yöneticisiyle, yabancı bir finans yöneticisiyle telefonla konuştum. Dedim ki, böyle böyle demiş. dedim. Evet dedi, inandırıcı dedi. mı dedim, hiç değil dedi. Niye dedim? Dedi ki, ya Amerika'da enflasyon yüzde 4 civarında bekleniyor dedi. Amerika'nın 5 yıllık enflasyon öngörüsü %22.8'di. E şimdi Amerika'da bu enflasyon varken Türkiye'de nasıl olacaktı oraya mesela. 15 deseydi satın alırdık dedi. 9 ile satın almadık biz bunu dedi. Sonra dün akşam, e, önceki akşam daha doğrusu bir yemeğe gittim. Orada da yanında bir e, İrlanda'da bir ekonomi profesörü vardı. Onunla konuştuk. O da mesela çok kısa sürede bir düzelme olacağını, e, enflasyonda bir düzelme olacağı inancında değil e, Türkiye'de. Ve tamamen o da hukuki meseleleri örüyor. Bir de diğer taraftan Fatih Bey, şimdi ben bir vatandaş olarak benim ödediğim KDV artıyor, yaşam standartlarım zorlaşıyor, yediğim işler düşüyor, artıyor. Ben ya, yani sü sürekli zorlanıyorum ama devlet erkanında, devlet demeyeyim, hükümet tarafında ben hiçbir çaba görmüyorum. Kimse Öyle görmüyor. olunca da ben nasıl ikna alayım? Kimse, Fatih Bey? yani... Kimse görmüyor. Fatih Bey son başlık, Dün de biraz bahsetmiştik. Türkiye Futbol Federasyonu. Şimdi bunu tekrar şu yüzden gündeme getiriyorum. Yani sanki şey gelen gideni aratacak noktaya geliyormuş gibi bir durum var. Ne gibi? Ee, eski Trabzon Başkanı Hacı Osmanoğlu TFF adayı olmuş. Yani ben sizin anlattıklarınızdan hatırlıyorum. Kendisi hakemleri rehin almamış mıydı? <laughs> evet bir şey? E federasyon başkanı olması kötü bir şey değil. Artık hakemleri rehin almasa. Yani Hakemler güven güven altında e, olurdu. Hakemlere rehin alması gerekecek bir ortam e, oluşması. <laughs> <laughs> e, ne diyeyim yani komedi bunlar ha, koruyu açmışken şimdi, aday olmak serbest seçilmek e, ayrı bir şey yani o, e, seçilir seçilmez çünkü bir seçim falan olacak biliyorsun yani Cumhurbaşkanı birini işaret edecek şu olsun diyecek e, kulüplerin bir kısmı devlette işi olan kulüpler bankada bile işi olan kulüpler ki hemen hepsi Cumhurbaşkanı'nın söylediği dışarı çıkamayacaklar sevseler sevmeseler de seve seve gidip o adayı destekleyecekler, o aday seçilecek. Onların bir kısmı desteklemese bile kamu bürokrasisinden gelen delegeler veya işte belediye, e, AKP'li belediyeden gelen deregeler, delegeler, şunlar bunlar, bürokrasiden gelen delegeler onu seçecekler, çekip gidecekler. Burada da geçen isimlerin ne olduğunu üç aşağı beş yukarı biliyoruz. İşte bunlardan bir tanesi şu anda da dünde işte dün de söylediğiniz gibi FIFA'da, e, UEFA'da ve e, Uluslararası Futbol Federasyonları Türkiye'yi temsil eden AK Parti'de son derece yakın e, bir isim. Servet yardımcı e, şu anda onun çalıştığı söyleniyor ama Servet Bey her seferinde yeşillenir sonra Cumhurbaşkanı tarafından veto edilir. Olmayabilir. Garanti değil. Dün burada şeyden bahsettim. Mahmut Özgen'den bahsettik biliyorsun burada. İzmir Ticaret Orası e, Başkanı Futbol Federasyonu'nda e, eski başkanıdır. Çok da iyi bir başkanlık e, yapmıştı futbol federasyonunda. Onun adının geçtiğini ve Serdar Güzel Aydın tarafının Serdar Güzel Aydın'ın e, onun için çalıştığını e, söylemiştim. E, ee, dün beni aradı Mahmut Özgenir. Ee, dedi ki Fatih'im böyle bir şey yok dedi. Ben dedi futbol federasyonu başkanlığı değil aday falan olmak aklımdan geçirmiyorum. Hatta yani birisi bana ol derse nasıl kaçarım onu bilmiyorum. Ee, hiç dedi böyle bir e, niyetim, arzum, isteğim yok. Aklımın ucundan dahi geçmiyor dedi. Serdar Güzel aydınla da dedi bir süre önce Çeşme'de bir e, karşılaşıp konuşmuştuk dedi. Ve böyle bir niyetim olmadığını, böyle bir şeyde adımın dahi geçmesini istemediğimi kendisine de söylemiştim dedi. Şimdi bu telefonu kapatınca dedi, kendisine bu konuda bir kez daha uyaracağım dedi. Çünkü anım kadar Serdar Güzel Aydın'ın böyle bir yaklaşım içerisinde olduğu, adını kullandığı onun da kulağına gelmiş e, olmalı diye düşünüyorum. Mahmut Özgeler ciddi adamdır, düzgün adamdır, ben sözüne güvenirim. Öyle diyorsa öyledir. Ee, bu arada beni İbrahim Seten de aradı. İbrahim Seten e, eski Vatan spor müdürü, spor yazarı şimdi bir spor e, YouTube kanalları e, var. O dedi ki beni dedi şey kastettin e, dedi Serdar Güzelaydın'dan bahsettik. Benim de Serdar artık hiçbir alakam e, yok dedi. E, onu da söylemiş olayım. E, Mahmut Özgener kendisinin aday olacağı yolundaki tezviratı birinci yalanladı ve dedi ki Söz konusu değildir. Adımı kullananlardan da uzak dursunlar dedim. Benim de bugünlük sorularım bu kadardı Ferhat Bey. Teşekkür ediyorum Emre'ciğim. Herkese iyi bir hafta sonu diliyoruz. Yarın hakikaten çok güzel bir sohbetimiz var. Murat Ağarel ve Timur Soykan'la konuştuk. Her ikisinin de kitaplarını anlattılar. Timur Baran istilasını... Murat Ağrel de şey anlattı, e, yine yeni kitabı Havala ya anlat. Havale değilsin geliyor. Aslında havale anlamında havalayı e, anlattı. Kitap anlatıları dinleyince gerçekten tüylerinizi diken görecek. Herkese tavsiye ediyorum. E, yarın Timur ve Murat Ağrel'le, Timur Sokan ve Murat, Murat ile yaptığımız sohbeti dinlemelerini. İyi hafta sonları herkese. Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex, Fatih Altaylı yorumluyoruz sundu.